Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım benim. Hayırlı günleriniz olsun. Bugün de günlerden pazarı. Pazar canlarım benim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Vallahi bizleri soracak olursanız biz de kalktık bugün. Kahvaltımızı yaptık. Yarın Esra'nın okul var. Esra'ya bir banyo yaptırdım. Ondan sonra çoluk çocuk kuyuyu çalıştırdı. Bir su doldu. Ondan sonra Adi yengem geldi. Adi yengem dışarıda çeşmesi çatlamış. Saatinden mi çeşmesi mi? Bekleşemine bir telefon açın diye geldi. Çocuklar da yaşar mı? İboş mu telefon açtı. Bekleşemeyi çağırdılar. Su diyor doğmuşmuş yavrum diyor. Hinci de diyor gelmiş diyor. Ayrılmış Adi yengem ışığı. İkiye ayrılmış soğuktan çatlamış. Ben de zaten Adi yengeye diye telefon açacaktım. Adi yengeye dedim ben de sana telefon açacaktım diye. Ben bugün Sultan'ın koyu var ya oraya diye gideceğim. Oğlu askere gitti. Asker okumaya diye gideceğim canlarım benim. Gitmeden dedim şöyle bir küçük video Ben sana bir çekeyim şey diye. göreceğim Sultan gibi. Sizlerimden şey diyeyim diye canlarım. Ben Sultan asker okumaya giderken Göreceğim abine var dimini kızım koyacaktım göreceğim. vallahi bir de arayayım arayayım bulamayayım. Göreceğim Hadi abine. ben gelin orada diye. İki tane pazar götürdüydük. Bir mi iki mi kanepe? Onların altında kaldı sanırım. Şimdi de hadi ben gelirsem ayıp olur. Adamın suyunu hep patlamış suyuna mı Kız uğraşacak? açılıyor. Bana yukarı evini mi Sıfır açacak? açılıyordu. Sıfır açılıyor. Şöyle bir namazlık koydum sultana. Bizim koyumuzun adeti böyle. Hatta benim arkadaşımmış, benim bir tanıdığım yani İmmoş'un görümcesi var, Levgadi. Onunla akşam yazıştık, Özlem abla sultana gideceğim, gel de oturalım diye. Ben de sultana ne öğreteceğim şey ettim, askeri okumaya mı gideceğim yoksa diye. O da askeri okumaya gideceğim dedi. Ben de kabul ediyor muyum? Üç diyemedim, kabul ediyor mu dedim. Kabul ediyorsa öyle ya, boş gidilmez. O da dedi abla dedi ben dedi konuştum kabul ediyorummuş dedi. Aynı benim gibi ilk oğlu olduğu için dedi. Asker okumaya geleni kabul ediyorummuş dedi. Gayri ben de dimirik neye koyacaktım. Onlar da hadi ben gelin orada kanepelerin altında kaldı. Şöyle bir namazlık koydum canlarım. Bir de şöyle havlu. Onu da şöyle dülleyeyim. Bir de şöyle atlet. De şöyle oyalı yazma. Bir tane de şöyle patik koyuyorum canlarım. Azısa çoğu saysın, çoğulsa aza saysın diye bir laf var. Çam sakızı, çoban armağanı diye bir şey canlarım. Nasıl yapacağımı da şaşırdım bu. Şöyle devireyim mi? Şöyle dülleyeyim. Bu yazmayı da şöyle koyayım. Ondan mı bilmesek? Şey mi şunu? Şöyle devireyim. Şöyle neresine gel. Geçime de baklava aldık dedim. 1 kilo baklava. Üstüne olsa bir şey olur mu? Olmaz herhalde. Olmaz değil. Şerbet atmalarsa olmaz. İşte şerbetinden korkuyorum. Dur Şurada poşet. küçük poşet var mıydı? Bakın hele abi. Ben koruyucu gibi oluyorum. Annem ona bakın hele beslenen. Sen Esra kaldır da yengen baskı. Ya da yengen kaldırsa şu anda dönerek kaldır aşağı. Sarı poşetler küçük değil mi? Ayşe şey de olur. Bakar kızım. Bak daha şurada tenge poşetleri var. Ha, buna koymayayım. Tamam mesela kapat. Kapatın. Bunlar hep Yaşar'ın şeyinden kalanlar. Asker şeysinden. Poşetler. Koyamadım da. Müge, ağzına bir tane dökene. Ağzına nasıl kapsın? Kuruç olmadı bu. Bozuldu, yırtıldı.
Dur bana bir tane. Dün pasta ördü bizim ağzımızda. Sıstırmayın. Böyle bir yarısı değil mi? Şöyle hazırladım poşetimi. Şimdi ben kalkacağım, bulaşıklarımı yıkayacağım. Ayşe de buraları toplayacak. Çektirirlerse orada çekeceğim. Çektirmezlerse eve gelince yemek pişireceğim. Yemek pişirirken görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Özlem'in yaşantısında kalın. Canlarım benim. Ben Sultan'ın evinden geldim. Yemek yapacağım akşama. Tavuklu pilav pişireceğim canlarım benim. Değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Bu arada da iyi akşamlar, hayırlı akşamlarınız olsun. Sizler ne yaptınız, ne işler yaptınız, akşama neler pişirdiniz, ne yemekler yaptınız canlarım. Vallahi Ayşe tavuk koymuş biraz da düdüklümüze. Ben de onu tavuklu pilav pişireceğim. Tavuklu pilavla ne bu kadar karnımızı doyuralım. Allah ne verdiyse canlarım. Dışarıda çok kötü bir soğuk var bugün. Güne taş taşı tutuyor. Demirci çok felaket. Sularımız halen gelmedi. Dün çamaşır yıkadım canlarım. Dün çamaşır yıkarken de hani bilden ne koydum da ben o halı şey vardı şöyle. Onu dildim, deşirdim, tolladım, topladım üstüne diye oturdum ama yani sırtım ağrıyor, boğullarım ağrıyor dışarıda bulaşık yıkadığımdan, çamaşır yıkadığımdan sizler de diyeceğiniz. Mutfağımda yıkadı canlarım. Mutfağına şey dışarıyla mutfağın hiç şeysi yok. İkisi de çok soğuk buranın. Ben şimdi tavuklu bir pilav pişireceğim. Şuradan bağış kaşık alayım. Bundan sonra beyaz pilav mı pişirsem de bu beyaz pilav canım istiyor da bakalım bağlım bir. Şöyle yağımı tenceremin içerisine diye aldım. Bacılarım, kardeşlerim. Dışarı zehir gibi ne olsa yiniyor, yinir de. Nereye gidiyor mesela? Pilavlığım da burada. Bu da mı çorbalık diye baktım da değil. Şöyle kaşığımla bir bunu önce güzelce bir kavurayım canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Turşu çıkaracağım. Koyu turşusu, domates, biber, salatalık, cin biberi, karışık turşum var. Yaşar oğlum kuru soğan istedi. Ben de 3-4 tane de kuru soğan kestirdi. Kuru soğan keseceğim. Bugün de bunu yiyecek canlarım. Şöyle gördüğümüz gibi küçük düdüklümde de tavuğum var. Şöyle sizlere şey de göstereyim canlarım. Eşim bugün ahıra diye gitti. Kümesimize yani. Gidince de kümesten şu kadar bir yumurta getirmiş. Gösteremedim de. Sultangil'den geldik canlarım. Geldi mesela inan ben. Vallahi gelirken Allah sizi inandırsın. Ellerimiz, ayaklarımız çit demir gibi oldu. Çok şey, kötü bir soğuk var demircide. Özellikle demircide. Böyle yine tükür, taş taşı tutar canlarım. Oradan geldik. Eşim de evdeymiş. Ondan sonra eşimin en bir kuyudan suyumuzu dolduk. Kuyuyu çalıştırdık. 3-4 kuva dolduk. 3-4 patlak dolduk. 2-3 kuvum dolduk. Şu 5'er kiloluk patlağına 3-4 tane ondan dolduk. Zobamızın kuvasına bir kömür koyduk. Tavuğu cücüğü dıktık. Ondan sonra eve de geldik canlarım. Ben de yemek pişiriyorum. Bugün de askerim gidiyor canlarım. Yarın saat 7 dedi. Sınavı var. Yani sözleşmeli er kalmayı istiyor. Boş oğlum. Yarın saat 8'de de sınavı var. Gece saat 1 dedi. Babası buradan götürecek.
Zaten buradan usul usul gidene kadar ikiyi bulur aşağı yukarı. Niye derseniz çünkü yollar buz damığı. Her taraf buz, usul usul ancak giderler. Bir de çıksalar ikiye doğru varırlar. 2.30 tane bindiririm diyor babası. Sabahın da 7'de orada olacak. Yani 7.30'da ya da 8'de diye bunların sınavı varmış. Yani Halil İbrahim oğluma da dua ederim sınavına geçsin canlarım. Zaten bir hafta olduydu geleli. 2 günde bu yol izni aldıydı canlarım. Yol izni de bitti, şey de bitti. Yani bundan kaçış yok. Şey yok, canı sağ olsun yeter ki. Askerlik ne çabuk gelir, geçir canlarım. Yeter ki önce sağlık olsun, sağlık. Sağlık olmadı mı hiçbir şey olmaz. Ben bu şuna şeye baktım, Yaşar yanlış getirdi ya. Güzel. Yaşar yanlış getirmiş. Yanlış getirince ben de yanlış attım. Canlarım benim. Ha burada bu güzelce kavruldu. Üzerinden de şöyle göz kararınca sizlere göstereyim bacılarım, kardeşlerim. Çünkü biz kalabalık. Bugün yemeğimizin yanında başka işi de yok. Anca yeter canlarım. Canlarım 6 kişilik. Az artmaz, çok yitmez diye bir laf var. Güzelce bir de bununla kavurayım. Gel büyüsün. Ha. 3-4 de kuru soğan keseyim. Çünkü 5 kişilik. Daha hatta az daha dökeyim canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Güzelce bu burada kavrulsun. Bugün askerim yolcu. Allah tekrar geri dönmeyi nasip etsin inşallah. Cemi cümlesinin yavrusunun içinde kurban olduğum Allah. Önce illerin çoluğunu çocuğunu esirgesin. Sonra benim karayı boşumu esirgesin. Ben onu Allah'ıma emanet ettim. O da Ayşe'sine bana emanet etti canlarım. Sayılı gün çabuk gelir. Geçer 40 gün olduydu bu oğlum gideli. Sultanın oğlu da gitmiş. 3 gün mü olmuş, 4 gün mü olmuş sultanın koy hayatı. Onda benim arkadaşım var Levgadi. Akşam yazıştıydık. Oraya diye gittim ben de işte askeri yoklamaya. Orada da bayağı kalabalık varmış. Levga vardı, iltisi vardı. Ondan sonra İmine vardı, Levga'nın iltisi. Sultan vardı, ben vardım. Sonra Halime nene geldi. Orada oturduk güzelce, ellerine sağlık, yedik, içtik. Sultana soruyorum, sultan diyorum, zor mu diyorum, kolay mı diyorum, özlem diyor, pek zormuş diyor. Bak diyorum, ben bir saldım, yaptı geldi bir diye saldım diyor. Canı sağ olsun diyorum, hem sallarının içinde yapıp gelmeyi nasip etsin inşallah. Kurban olduğum Allah bütün Mehmetçiklerimizi esirgesin, korusun. Kurban olduğum Allah kanadının altına alsın, meleklerinin altına alsın, melek kanatlarının altına alsın. Askerlerimizi, polislerimizi, amirlerimizi, memurlarımızı, nerede ne hastanelerde hemşirelerimizi, doktorlarımızı, nerede ne devlet memuru varsa kurban olduğum Allah esirgesin. Hiç kimseye acı, ağrı, zeval vermesin. Hiç kimsenin kurban olduğum Allah evlat acısı vermesin canlarım. Sağlık olsun. Ayşe kızım üzülüyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi onlar yine evli. Yine evli olduğu için onların birbirine bir kokar bunlara birbiri. Ben onu diyorum oğlum diyorum, ben diyorum 18 ay bekledim diyorum. Baban askerdeydi diyorum. Yaşar abim kucağımda 10 aylığıydı diyorum. Babam baban dağıtıma gelince diyorum sana ameliyat oldum, sezeryenle doğum yaptım annem diyorum. 18 ay. Ben ne çektim, neler yaşadım oğlum diyorum. İnci diyorum, mesela senin çocuğun olsa da gözün arkada kalmaz. Yani eşin olsa da gözün arkada kalmaz. Çünkü baban var, ben varım. Yani güvendiğin dağlar var. Benim çektiğim asker yolu gibi çekmezler yani. Biz varız.
İyi günlerinde de yanındayım, kötü günlerinde de yanındayım. İkisinin de, Ayşem'in de, Hülya'mın da, Yaşar'ımın da, Karayboş'umun da. Hüseyin! Hiceydim oranan bu. Hüseyin! Böyle güzelce burada, denen kavrulsun canlarım. Denen kavurdun mu, denese güzel oldu mu diye. Pilav da tatlı olur. Yaşımız sesi çıkmıyor ana. Çişmemiz, mişmemiz yok canlarım. Kabayı esip de halalarda karı kaldırmayınca bizim çişme asla ve asla gelmez. Buna gayrı kanaat getirdik. Gelmez çünkü bizim çişmemiz de. Ne iş var arkadaş? Pilav pişiriyorum. Bu sefer salça biber atmadım. Ah pilav pişiriyorum. Kızaz mı? Vallahi beyaz pilav pişiriyorum. Ay. Ama görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum. Görünüyor herhalde. Ben turşu ne koyacağım? Sen ne oluyorsun ha? Sen de yanımdan telefon hiç düşmüyor maşallah. Ne olayım ya? Bismillahirrahmanirrahim. Böyle pilavımızın suyunu da... Tuzunu da atalım. Gerçi tuzunu suyuna ne çok attıysa... Azalttım ben de. Azalt da üstüne atarız ya. Hı hı. Tuzsuzun çaresi bulunur. Tuzunun ki bulunmaz. Tansiyonları alır gider. Pilavımız burada pişiyor. Ben de bir turşu koyayım. Sen şu kamerayı çeksek de. Arka kamerayla çekse. Ben turşuna getireceğim. Kuru soğan tamam. Keseceğim. Tamam. Kapatalım o zaman. Evet. Başladı. Tamam. Bu tavuğun şöyle etlerini de alayım. Boşatıyor mu? Yiyor mu? Ekmek yemeyecek mi? Ben yiyorum. Ne yiyeyim o? Kaldırırım. Acı olmaz annem doyursun. Anladım. Baban oyun oynuyor. O zaman geliyor. Benim geldiğimde baban evdeymiş mi? Ha. Vallahi. Şeyi düşünmemiş açtım girdim diyor. Soğan dilimleyecek mi? Öyle şişecek. Öyle koy şişeyi. Dörde şakla mı? Tamam işte dörde şakla. Böyle yiyeceklerimiz. Abla şunları tavlar mı? He. Dedim ama sana demedim mi? Ayşe tavuklar kıstır doğru diye. Evet. Seni kim arardı neden? Nazan arardı da bakamadım ki. Nazan mı? Evet. Video çalışıyordu. Yarabbim. Bilmem mi videodan sonra sorayım. Bir. Sultan Gül'de de bir sürü adam vardı. Kim vardı? Hakkı vardı. Ben vardım. Levva vardı. Levha'nın iltisi mi ne var biliyor musun? O vardı. Sonra Halime nene geldi. Leyla'nın kaynanası. Sen üşüttün mideyi. Süsüce mideyi. Şu an koptukça nasıl içilmez. Midesi bulanıyorum. Üşüttü bu. Haydi. Dışarıdan da tarla da patlak vardı aldı mısın? Ne patlak? Aklına oğlum doldurmuş. Öyle kum vermeye getirdi içeri aldım. Başta patlak verdim onu da kumuyordum tarlana aldım dedim. Değil mi? Görmedim baban suları doldu da. Pilavımız burada güzelce pişiyor.
Bu sefer beyaz pilav pişiriyorum. Ak pilav. Tavuğumun etlerini de diktim canlarım. Bu da kuru soğan soyuyor Ayşe kızım da. Ben de bir turşu çıkardım. Turşumu da sizlere şöyle göstereyim canlarım. Biber. Kuru domates. Biz firektirik. Tazım soğan turşu kurunca da. Kalık, domates, salatalık. Turşu da turşu olmuş. Cin biberi, karışık turşu canlarım. Burada da Ayşe soğanları soydu. Şurada görünen değişimler işe de gittik kumesleri kapatmaya. Ayşe kızıma da diyordum, yavrum 2-3 gündür tavuklar ötüyor, kıktırdı. Yumurtamı kuzladıyorsunuz hadi. Şöyle gördüğünüz gibi 6 yerden de yumurta bulduk. Tavuğumu da buraya diktim canlarım. Pilavımın üstüne de koyacağım. Pilavım da burada güzelce pişiyor. Yoğurt koyalım, pekmez koyalım. Turşu var, pilav var. Biz çamaşır makinesini ne gördük babana biliyor musun? Kübra sabun çapladı dedi ya, işte turşuluk olan yerden suyu çamaşır makinesini çalıştırdın diye. Çamaşır makinesini çalıştırdık, yıkayınca ötüyor. O durulama şeyine geçti, su yok. Su dökülecek ona. Kuvayla su dökülecek. Elinde. Biz de duladın ya. Kuyuda. Yok, su getirdi ki bu. Bir şey yedi. Ben adam duradım. Yarımda kumda vardı, onu da alışladım. Bir eserdin ya, sıcak meyve nasıl edin bu ya? Zoma yaktık, sonra şey yedim. Orada koyuyor da. Yoğurdumuz var mı? Yoğurt koy kızım az da. Şurada diye şey içsin. Anam nereye çekiyorum da kızım? Ben önce şaşırdım. Ters tutuyorum. Ayşe de şöyle kurt pastası yapmış. Ben Sultangil'deyken. İboşadi yapmış. Gitmeden bir daha yesin diye canlarım. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Püskürt yok muydu az yaptı? Malzemesi mi azdı? Bileyim kaldan da püskürt. Onun için mi? Orada baklavamız var. Burada puding tatlısı var. Şöyle gidiyorum şey diyeyim canlarım. Aşağı bizim yuvarlak borcamımız var ya. Hangisi? Büyük olan yuvarlak. Büyük. Pilav ona dökelim kızım. Bunda mı? Şöyle. Ona dökelim pilavı. Bacılarım vallahi bize kulüp ne etmem. Su yok, bir şey yok. Biz cacık ne yaptık mıydı? İliyenle içiyor, iliyenle. Biz altı kaseye koysak altı tane kase batacak. Kola ne aldın mı çocuklar fantaneye vallahi neyle içiyor biz? Pet bardak alıyorlar. Çünkü suyumuz yok canlarım. Beş ay iyi olmadı. Dün çamaşır yıkadım. Kapları dışarıda yıkayıp, çamaşırı dışarıda yıkayıp. Ama ben hasta oluyorum canlarım sabaha kadar. İçim kızmıyor. Böyle pilavımı da görüyorsunuz canlarım. Bize anca yeter bu. Çünkü biz bir kalabalık aileyiz. Çocuklar da sever zaten bulgur pilavını, beyaz pilavı. Üzerine de şu Ayşe ben görmüyor mu kızım? Görmüyorum. Üzerine de şöyle tavuğun etlerini. Vallahi büyük kaşık bile çıkaramayayım. Bulaşık çıkacak diye canlarım. Gelin buyurun tavuklu pilav yiyelim. Beyaz pilav, bulgur pilavı. Ana Sultan yapmış. Valla Sultan ne yapmış? Ben gittim de ben gittiğimde zaten yiyorlarmışmış. Tepsi vardı. Patates buğulaması vardı. Makarna. Turşu. Ondan sonra çay. Fıstık içi. Kuniyadı. Kuniyadı dediğim de canlarım çekirdek. Ha çekirdek. Herkes elinden ne geldiyse hazırlamış. Ha, pilav da pilav oldu. Babam Nazan diyor ya, ben de Nalan'ım. Şey mi telefonu? Bizim Nazan. Ben video çektiğimiz için güzel mi gelecek? Bilmiyorum ki. Levka da diyor zaten Özlem Akla diyor. Size sana geleceğim de diyor. Çişmelerin olmadığı için gelmiyor. Çişmeler gelse de öyle geleceğim diyor.
Ben ona şey dedim. Gelmeye bir gün önce haber etsin diyeyim boşaklarım orada. Ya bu. Bak şey diyor, gördün mü? Babam hadi de şeysin Ayşe. Buna su yoksun, makine yakar. Dıt 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 diyor. Bak, durulamaya geçti. Ne diyor babam? Tamam işte. Pilavımıza şöyle göster anne. Pekmez koydun mu? Koydum. Bak pilavımıza da şöyle bakın canlarım. Görünüyor mu? Gelin buyurun bulgur pilavı yiyelim. Nerede yumurta? Tavuklu bulgur pilavı. Tavuklu bulgur pilavı. Yemeyen kalmasın. Gelin buyurun hep beraber yiyelim, içelim değerli izleyicilerimiz. Bacılarım, kardeşlerim, şunu da şöyle koyalım. Tuzluğumuzu da getir kızım. Anne. Ama tripod elimde. Dur. Dur kız. Heyecanlandım. Tuzluğumuzu da getir annem. Kaşık da burada var. Şurada tuzluğumuz. Şuradan iki de bardak çıkar edelim. Şurada su bardağımız. Ben şunu şuraya koydum. Seni gayet iyi alıyor. Oğlumu kaldırıyor. Tamam. Seni boy kaldır. Şunu da dolaba kaldırayım ortadan ben. Anne şey yukarı geçeceğim. Nasıl koyacağız? Nasıl koyacağız? Şu şeyi götüreceğim boya kovasın ki aynı oradan vereceğim. Ben bayağı bırakıyorum sana tripodunu. Sen şey etmesin, kuvayı götürmesin, kuvu bilen yok. Elde yıkamadan yine iyi en azından. Kuvun var ya, kuvu mu diyor kuvir? Bak ötüyor şey istiyor o. Şöyle yemeğimize de bakın canlarım. Kuru soğan burada. Durulamaya. Tatlımız, turşumuz, yoğurt, pekmez, yufka ekmek. Bazı illerde bu şey, bulgur pilavını yufkanın üstüne de dökerler ama canlarım. Bizim burada böyle değil. He? Dur geleyim de bakayım bir. Sen televizyon sesini kız kızım şu koridorlamasını yak. Babana bakayım bir. Vallahi buranın halısını ne de bu yana doğru çektik canlarım. Biz böyle yıkayıyoruz gayrı. Eşim şimdi sen iyice hasta olacağın değil, suyunu buradan veriyoruz biz. Verner olan illerin hep doldu suyuna. Ne? Verner olan illerin hep suyuna doldu diyorum. Doğru mu ya? Anca böyle yıkayacağım. Yapacak bir şey yok. Anne benim kandım değil mi? Baba kandım yok. Ne bileyim ben sana kandım 24 dakika değil mi durur ama? 24 dakika. He. Dökme ama fayansın üstüne. Yanında uğraşana kadar en azından böyle şey değil mi? Fayansa dökülür ya. Ya da şu hesaplar kirli ondan silerek. Tasından yok sana öyle. Ben sana kum dedim ama. Kumdan yok dediydim. Vallahi Allah kurban oldum vallahi. Hiç kimseleri susuz koymasın, az koymasın, zor da koymasın, dar da koymasın. Elektriğe suya verilen para helal hoş olsun. Çok zor elektriksizlikte, susuzlukta, açlıkta. Kurban oldum Allah'ım yardım et. Herkese yar ve yardımcı sor. Kurban oldum. İçeriye. Kapa da ağzını. Tamam. Böyle yıkayalım işte biz. O çilles babana mı siliyorsun orada? Ne bileyim ya. Bunlar nasıl edecek öte? Ne? Şunlar bunlar da böyle atacak. He. İyi. Su azmıyorsan.
Yukarı dökmedin mi? Ya. İyi. Ağız baktın olur. Ha? Vallahi kum da getir. Yok da çocuklara dolduralım. Kum getir, kum. Kum da yok hanım. Kum yiyormuş. Kaldır, kum. Kum kibar olur ya. Kasından uğraşma diye belli. Kum yerde. Şeyde kayıta bittiğimiz yerde. O su gitmediğinden öyle diyor, dıngır 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 olur. Hani ya, bu da boğum da boğum diyorum. Sobanın üstünden al o zaman da oraya düş edelim. Ya da şu 5 kilo götür diyor, olmaz mı? Olur, olur ya herhalde. Bu buz oğlum ya. Ya boğum burada işte ya, gel. Seni gelin. Sesini kıs, sesini yaşar. Hani ya? Al hangisini alırsan götür. Sobamız da burada gurul gurul yanıyor canlarım. Bacılarım, kardeşlerim. Yaşar baban su döküyorum çamaşır makinesine. O suyu dolu oldu mu? Boş olanları oğlum. Hadi dökün de ekmeğimizi yiyelim. Boş şey bana göreydin annem kasına elinde tartıyor. Esra şeyi kaldır. Ben kaldır kızım onu. Şeyde ekmek pakının oradaydı ya derin dondurucunun üstünde. Şu kazaklarını kaldır Esra. Ben? Niye yakıyorsun? Bir dost ediyordum ha. Ekmeğimizin dolu dolu olur mu boş olanlar Yaşar? Tamam tamam. Basman suraya oğlum. Suraya basılmaz. Olmadı. Diye basma. Şimdi biz ekmek yiyecek. Kuruldu saçlar, birikti ağaçlar diye bir laf var ha canlarım. Kahvaba mı indir abi? He? İyi tut oğlum. Şuraya ben oturayım babanın yanına da gidelim kapatayım dur. Canlarım benim, biz acıktık. Esra gel kızım. Ne kusun yine? Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın, Özlem'in yaşantısında kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Bacılarım, kardeşlerim, herkese iyi akşamlar. Kanalımda kalın, Özlem'in yaşantısında kalın. İyi akşamlar.